Hadi peşime takalım. Sizi şu anda 100. yılına gireceğimiz Cumhuriyet'in ilk yıllarında fotoğrafın izini süreceğimiz bir yolculuğa çıkarayım. Ahmet İzzet, ben Güboz. Fotoğrafını gördüğümüz kişi. Bu fotoğrafın çekildiği yıllarda böyle bir stüdyo bulma imkanı Anadolu'nun göbeğinde imkansız diyeceğim. İstanbul'da olabilir ama muhteşem bir portre, otoportre diyeceğim. Kendisi bir fotoğraf ustası ama o izini süreceğimiz bir dönem var. Cumhuriyetimizden de önce hatta. Düşünebiliyor musunuz? Birinci Dünya Savaşı'nda başlayan bir öykü. Açıkça söylemek gerekirse birazdan yukarı çıktığımda göstereceğim kitap ve çalışmalarla bu tür muhteşem portrelerin peşine takılıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Doğallık, yüzlerindeki ifade, gerçek. Korku yok, ürkeklik yok. Yorgunlar ama umutlular. Çünkü Cumhuriyet. Evet, Cumhuriyetimizin kuruluşundan önce malum ülke tamamen parçalanmış, işgal altında ve bir kurtuluş savaşı veriyoruz. Farklı cephelerde, özellikle Batı cephelerinde. Mudurlu bulunduğu konum gereği, yani Sakarya Savaşı 1. 2. İnönü, o dönemin en heyecanlı, en korkunç savaşların açıldığı cepheler bunlar. Ve o cephede ya Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki o bizim Kuvayi Milliye'den oluşan askerlerimiz, onlar arasında kadınlar var. Evet, o kahramanlar arasında Kara Fatma lakaplı Fatma Seher Erdem. İnanılmaz bir portresi, düşünebiliyor musunuz? Kendisi çocuklarını savaşta kaybetmiş, eşini savaşta kaybetmiş. Ama cephede erkeklerle beraber. İşte Türk kadını bu. Cephede önderliği bizzat eline alan bir savaş kahramandan bahsediyorum, bir kadından bahsediyorum. Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında fotoğrafa bir Türk fotoğrafçısının bakışıyla değerlendirme yapmak istiyordum. Aynı zamanda Cumhuriyet öncesi yine bir Türk fotoğrafçının izini sürerek bugüne kadar neler yaptığını, gerçekten olağanüstü çalışmalarını anlatmaya çalışacağım. Şimdi Ahmet İzzet Bengüboz, kendisi burada Mudurun'da doğmuş bir Osmanlı yurttaşı. Malum eğitim o dönemler Balkan Savaşı bitmiş, Kafkaslar'da savaşta bizzat kendisi okulunu bırakıp bir astsubay göreviyle o savaşta bulunmuş. Ardından Sina'ya, cepheye gitmiş ve orada esir düşmüş. 30 aylık bir esaret süreci var. O süre içinde gariptir. O esir kamplarındaki yaşam onlarca yüzlerce kitaba konu olmuştur ama bir İngiliz subayının kendisine hem İngilizce hem de fotoğrafı öğretmesiyle Mondros Ateşkesi'nden sonra 30 aylık esaretinin bir şekilde bitmesi ve ülkesine dönmesiyle fotoğraf tutkusu ağır basmış. Varını yoğunu ortaya koyup aldığı fotoğraf makinesiyle önce kendi bölgesinde ardından o dönemde başlayan Kurtuluş Savaşı'nın en önemli cephelerinde yaşam öykülerini hem savaşan insanları hem de o dokuyu, topografiyi fotoğraflamaya çalışmış. Bugün elimize ulaşan çok değerli ailesinin bize aktardığı mirasta bini aşkın cam fotoğraf var. Yani cam fotoğraf dediğim zaman yanlış anlaşılmasın. O 1900'lerde fotoğraf makineleri körüklü, bazıları kutu şeklinde, film yok. Üzeri gümüş bromürlü, yani ışığa karşı duyarlılığı belirli bir kimyasal operasyonla başlayan bir kimyasal madde. Fotoğraf makinesini biliyorsunuz tarihine çok uzun bir zaman verebiliriz ama 1000 yıl önce başlayıp işte 1810'larda hayata geçen bir teknolojik icat. O makineyle çekilen fotoğraf, o fotoğrafın filmi bu, cam. Bunun gibi binlercesini alıp, yani şaka değil, her biri neredeyse 60-70 gramlık camlardan bahsediyorum, üstelik kırılgan. Bunlarla kendi ülkesini, cepheleri dolaşan bir fotoğrafçıdan, bir savaş fotoğrafçısından bahsediyorum. Ama diğer tarafta bu savaş fotoğrafçısı
bir doğa meraklısı. Şu anda salonda gördüğümüz fotoğraflar arasında salt cephede çekilenler yok. Yani Mudurnu çevresinde muhteşem landscape olarak tanımladığımız manzara fotoğrafları da var. Diğer tarafta bilim adamlarının, yani bir doktorun mikroskop başında yanında tıbbi kitaplarıyla çekilmiş fotoğrafları var. Yani muhteşem bir deha. Ahmet İzzet Bey'in 1920'lerde, 30'larda değil, 50'lerdeki muadili olan William Eugene Smith, Amerika'da bir fotoğraf dehası olarak tanımlanıyor ama benim topraklarımdan böylesine bir değerin çıktığını ben yeni fark ediyorum. Biraz üzüldüm. O yüzden bir video yapma ihtiyacı duydum. Çünkü çok açık söylüyorum, Ahmet İzzet Bengüboz bir fotoğraf dehası değil. Bir insan, esareti tanıyan, savaşı tanıyan, teknoloji, ilim neredeyse öğrenme çabası içine girip öğrenen, kendi coğrafyasına geldiğinde öncelikle bunu hayata geçiren ve tekrar başlayan bir kurtuluş savaşında savaş fotoğrafçısı olarak cephelere gittikten sonra gariptir, bayram törenlerini bile kayıt altına alan, Cumhuriyet'in bu topraklardaki insanlara kazandırdığı en önemli değer olan ümmetten birey olmaya geçişin kimliğinin fotoğrafını, yani alaminüt deriz biz, vesikalık fotoğraf, onu çekerek kendi halkının bir insan, bir birey olduğunu böyle gururla göstereceği bir kimlik kartına sahip olmasında bile değeri olan, çabası olan bir insandan bahsediyorum. O yüzden çok önemli. Yani böyle bir insan, Anadolu'nun bağrından bahsediyorum. Çünkü o döneme kadar fotoğraf çekenlerin büyük bölümü gayrimüslimler. Onlar da bizim vatandaşlarımız, onlar da bizim kardeşlerimiz. Niye? Çünkü Anadolu'da o tutuculuk böyle bir mesleği meslek gibi görmüyor. Biraz da kadınlarımız korkuyorlar. Erkekler de bu işin para kazandıramayacağını tahmin edip çocuklarının bu alanda gelişmesini istemiyorlar. Yani Sultan Abdülaziz olsun, Sultan Abdülhamit olsun gerçekten fotoğrafa çok ciddi çaba gösteren insanlar. Bizim ulusal kurtuluş önderimiz Mustafa Kemal Atatürk yanında 3 tane fotoğrafçı da dolaşıyor. Ama halkımızın bu olaya bakışı, bırakın Cumhuriyet'in kuruluş yılları, uzun bir dönem var. Ya hep fotoğrafı günah gibi algılıyoruz, yasak diyoruz. Fotoğraf çekilmez devaları her yerde. Ama siz Cumhuriyet'in kuruluşundan önce bir insanın çıkıp, bu topraklardan çıkıp, Anadolu'nun göbeğinden çıkıp, fotoğraf makinesiyle dediğim gibi çok farklı çekimler yapan. Yani şaka değil, esir kampında çekilmiş fotoğraflar var. Esir kampında. Ama en önemlisi benim için söyleyeyim, kendi yaşadığı coğrafyaya geldiğinde çektiği portreler, aile portreleri, arazide insanlar, doğa içinde, muhteşem doğa içinde düşünebiliyor musunuz? Bir göl kıyısında kayıklar, insanlar, diğer tarafta bugün günümüzün en gözde sporunu bu bölgede oyuncularıyla aktaran bir kişiden bahsediyorum. Diğer tarafta dedim ya bilim adamları, ama diğer tarafta başka bir şey söyleyeyim size. Yani muhteşem fotoğraflar arasında bugün en iyi portre fotoğrafçılarına bile yani dedirtecek portreler. Yani aralarında mesela o Kara Fatma'nın, o Kurtuluş Savaşı'nın ünlü kahramanlarının portreleri var. Yüz ifadelerine baktığınızda, olur ya büyütme ihtiyacı duyduğunuzda gözlerine bakıyorsunuz. O gözlerinde yorgunluğu fark edebilirsiniz. Ama umut var. Korku asla yok. Çünkü Cumhuriyet'i kurduk. Onu ilelebet yaşatacak gençlere aklın, bilimin, vicdanın ne kadar önemli olduğunu anlatan fotoğraflar, belgeler bunlar. O yüzden benim için çok ama çok önemli. Çünkü bana dedemden kalan en büyük mirastı bu daktilonun benzeri. Eve giren hırsız hem bu daktiloyu hem de bu fotoğraf makinesiyle aynı çağdaş olan bir makineyi çaldı. İnşallah bir gün doğru yola döner de bana o güzel serveti iade eder. Evet, Ahmet İzzet Bengüboz'un kullandığı daktilo Remington ve fotoğraf makinesi. Bu fotoğraf makineleri ilginçtir. Bir dönem cam üzerinde gümüş bromürlü cam,
ardından filmlerle fotoğrafı ölümsüzleştiren makineler. Yani keşif tarihi, icat tarihi 1810'larda başlayıp 37'lerde ticarileşen bir makineden bahsediyorum. Bizim Anadolu'ya gelişte 1860'lar özellikle çok fazla. Ama 1840'larda bile Osmanlı topraklarında fotoğraf çekiliyor. Osmanlı sultanları arasında fotoğrafa en çok merak duyan Sultan Abdülhamit. Onun döneminde bütün Anadolu coğrafyası, bütün Osmanlı topraklarında yabancılara ama nedense yabancılara fotoğraflar çektiriliyor. Niye yabancı dersek? Bizim, yani ben bunu bizzat yaşadığım için biliyorum, foto muhabiri olma kararımı aileme açıkladığımda aman dediler, şipşakçı olmana gerek yok, işte git ekonomi yazarı ol dediler ama bizde aileler biraz meslek gibi görmezler fotoğrafçılığı. O yüzden Ahmet İzzet Bey'in o mesleği öğrenip, esir kampında öğrenip hayata geçirmesinin ben çevresi tarafından nasıl yorumlandığını bilmiyorum, merak ediyorum. Ahmet İzzet Bengiboz'un yapmış olduğu çalışmalar arasında ilginç bir bölüm var. Cumhuriyet'in ilk 12 yılında, yani kuruluşundan itibaren 12 yıl ama ilginçtir. Bu bölgedeki bütün o Cumhuriyet bayramlarını, teyare bayramlarını, halkın katıldığı resmi geçiş törenlerini fotoğraflamış. Muhteşem, bakın, zafer takları arasında olağanüstü bir fotoğraflar. Yani melon şapkalı, halkın sevinç gösterilerini aktaran fotoğraflar bunlar. Bunlar çok ciddi değerler bizim için. Yani Anadolu'da Bolu sancağına bağlı küçük bir yerleşke, bir kasaba. Bu kasabada bile fotoğrafın ne kadar önemli olduğunu gösteren çalışmalar. Yani her sene yapılan bütün resmi geçiş törenlerini kapsayan bayram törenlerini fotoğraflamış tarihsel olarak. Muhteşem bir değer. Yani tarihe not düşürmek varsa en güzel not böyle olur. Çünkü fotoğraf bu. Görsel bir ifade biçimi. Ve herkesin anlayacağı bir konuşma biçimi diyeceğim. Yani bu fotoğrafları bugün çekmek, akla getirmek bile zor. Çünkü resmi göçüş törenlerimiz bile azalmaya başladı. Bu arada söylemem gereken bir şey var. Bütün bunlara ilgi duyuyorsanız, 100 yıllık miras diye bir sitemiz var. Açın, bakın, o fotoğraflar arasında bir gezinti yapın. Ahmet İzzet Bey'in bize ulaştırmayı düşündüğü o binlerce cam, bazıları kırılmış, bize kadar geldi ama bunların değerlendirilip tüm dünyaya, insanlığa bir şekilde ulaşması için teknolojinin de kullanılması gerekiyordu. Orada Bilkom devreye girdi. Malum bu fotoğrafların tekrar elden geçirilmesi eski agrandizör sistemiyle değil. Çünkü agrandizörde basmak bayağı meşakkatli, güzel bir şey ama bunu bugünkü teknolojiyle daha çağdaş, artı üzerinde fotoğrafların detaylarını daha ön plana çıkaracak bilimsel bir takım teknoloji artılarıyla, çok gündemde olan yapay zekayla renklendirilmesi, fotoğraflar üzerinde eskinin tabiriyle rötuşlarının yapılması bizim için büyük kazanç. Şu anda o fotoğrafların camları eminellerde olduğu kadar o fotoğraflardaki portrelerin ölümsüzlüğü teknolojinin de desteğiyle sağlanmış durumda. O yüzden emeği geçen Bilkom başta olmak üzere bütün o teknolojinin bugünkü temsilcilerine teşekkür ediyorum. Çünkü bizden önce ta o çöp adamlarıyla bize on binlerce yıl önce mesaj verenlerin o mesajlarını daha yeni okuyabiliyoruz. Ne kadar anladık? O belli değil çünkü yaşadığımız topraklarda bile toprağa ihanetle başlayan bir sürecimiz var. Demek doğru anlamamıştık ama doğru konumlandırılmış, bilimsel çalışmalar yapan kurumların da desteğiyle bütün bunların düzeleceğine inanıyorum. Evet, muhteşem bir kitap. İçinde çok farklı dönemleriyle Ahmet İzzet Bey'i anlatıyoruz. Yani cepheden önceki dönem, Kurtuluş Savaşı süreci, burası Mudurnu diyeceği, bütün bu topografyanın fotoğrafları, dağlar, bayırlar, yerleşim bölgeleri, mimari, her şey var. En önemlisi portreler var.
Bir tarafta Kurtuluş Savaşı'nın o ünlü kahramanları, diğer tarafta burada sade, sıradan insanların fotoğrafları. Olağanüstü portreler. Ev içinde örneğin, yani o dönemde flash yok kadar az. Bir de malzemeler çok pahalı. İthal hepsi çünkü. Örneğin şu anda vitrinde görüyoruz. Bu flashlardan bazıları. Yani bunların aküleri bile özel. Bunları edinip, yani bunlarla mekanların içlerinde fotoğraflar çekmiş. İnanılmaz bir çalışma. Mesela burada gezindiğim, mesela gariptir. Okul öğrencilerinin spor kulüplerinin fotoğraflarını görüyoruz. Bayramlarda demin bahsetmiştim resmi bir geçit törenlerinde çekilen fotoğraflar. Düğünler, panayırlar, inşaatlar, yani hepsi var. Bazı fotoğraflar ise kadınımızın, yani bizim yani özgür kadınımızın çok farklı giyim tarzlarıyla modasını bu küçücük ilçede burada Mudurnu'da kalıcılaştırmış. Hem yerel giysilerle köylü kadınları, arka fonları ve ışık muhteşem, hem de modern kadınımız, öğretmen kadınımız, bu bölgede çalışan kadınlar. Tabii bütün bu çalışmalar yapılırken unutmamamız gereken bir şey var. Bir kitap hazırlamak kolay değil. Bu kitaba Ahmet İzzet Bey'in fotoğraflarının dışında çok ciddi bir araştırma desteğini görüyoruz. Bunu da sağlayan Koç Üniversitesi ve VKAM, tabii ki dedim ya Bilkom ve benzeri kurumlarında, yerel yönetimlerin de burada çok ciddi katkıları var ama bence bir masa çok ayakta olduğu süre içinde kalıcı olur. Bu tür kalıcı çalışmalar tek kişinin omuzlayacağı bir etkinlikte olmaz. O yüzden kolektif bir çalışma gerektirir. Darısı bunun benzeri çalışmaların başına diyorum. Düşünebiliyor musunuz? Bengü Boz'un Birinci Dünya Savaşı'nda savaştığı cephelerden bahsediyorum. Yani burada eğitimini alıyor. 6 ay gibi bir süre askeri eğitimden sonra astsubay olarak cepheye gidiyor. Gittiği cephe de Kafkas cephesi. Orada malum yaşananlar, ardından Sina'ya gönderiliyor. Ve Sina'da, yani bu Seydi Beşir bölgesinde esir düşüyor. Seydi Beşir de İskenderiye kentine 15-20 kilometre mesafede bir esir kampının olduğu köy. Gariptir, bundan birkaç sene önce 3 tane Fransız fotoğrafçısının fotoğraf makinesinin icadından sonra yapmış olduğu bir rota vardı. Onu yaparken buradan geçmiştim. Yani fotoğraf makinesinin icat edildiği yıllardan bahsediyorum. 1830'lar, 40'lardan bahsediyorum. O dönemde yapılan rota üzerinde Birinci Dünya Savaşı'nda Bengü Boz'un, Ahmet İzzet Bengü Boz'un esaretinin geçtiği yerlerden geçmişim. Tabii kendisine ilişkin bilgilerim olmadığı için açıkçası araştırma gereği duyamadım çünkü bilmiyordum. İşte şu anda öğrendim, o bölgeye gidersem o esir kampının bugünkü halini görmek isterim. Bir tarafta işgal güçleri, diğer tarafta hilafet ordusu ve ayaklanmalar ve bu bölgenin Kurtuluş Savaşı'nda yer alan İstiklal Savaşı'nın en önemli askerleri. Mustafa Kemal'in geldiği döneme ilişkin fotoğrafları aradım ama bulamadım. Yalnız Kazım Karabekir'in, Fethi Çakmak'ın bu bölgede fotoğraflandığını biliyorum. Yani düşünebiliyor musunuz? Mudurnu'nun kadınlarını verirken hem modern kadınları veriyoruz hem de yerel. Yani yine oyasından taşları, bindallı giymiş altınlarıyla kadınlarımız var. İnanılmaz. Çocukların bile giysilerindeki farkları görüyorsunuz. Yani bir dönemi değil, bir geçiş dönemini anlatan bir çalışma. Diğer tarafta yani ayakta duran genç kadınlar, iş mekanda üstelik, yerel evdeki kıyafetlerin yanı sıra özel günler için yapılan kıyafetleriyle. Muhteşem bir çalışma. Öte yandan işte bakın arka, en alttaki fotoğraflara, mütedeyyin kadınların da fotoğrafları var. Yani onlar da kabul etmişler çekimi. Burada okullar, kermesler, bütün hepsini görebiliyoruz. Siyahi vatandaşlarımız var mesela burada. Bu da çok kültürlülüğü gösteriyor. Yani biz bir arada çok daha güzeliz. Ayrımcılık yapmadan. Ten rengi, yaşam tarzı, inanç. Bütün bunlar bir arada olduğu süre içinde güzel. Fotoğraflar bunu gösteriyor.
Kurtuluş Savaşı veriliyor. Bir Kuvayi Milli gerçeğimiz var. Yani sivil halkın Ulusal Kurtuluş Savaşı'na katılımı. Burada moral önemli, propaganda önemli. Burada bir asker görüyorsunuz, üstünde mavzeri, tabancası, mermi şeritleri. Bir çocuğun bile ona destek olurcasına, kendi arkadaşlarına bile o ulusal bilinci anlayacak, kavrayacak ilk aşı. Yurtta ya barış, cihanda barış dediğimiz zaman savaşı bilmeyenler bunu pek anlamazlar. Ancak savaşı bilip onun başka topraklarda yapılmasına karşı çıkanlar bilir. Tabii ki ulusal kurtuluşumuzda bizim için savaş, başka çare yok diyoruz. Savaşıyoruz ama bu başka ülkeleri istila etme anlamına gelmez. Ne yazık ki o istilacı güçler hep var ve hep var olacaklar. Onların en güzel dersi de geçmişte yaşanmış savaşlardan bu fotoğraflarla anlatabiliriz. Evet, Cumhuriyetimizin 100. yılı. Yani kutlayacağız önümüzdeki günlerde. Yani hakikaten 100 yıllık bir miras. Anlayanlar için çok ama çok önemli bir şey. Yani iyi ki vardı diyorum. Çünkü anlatmakla bitmez Ahmet İzzet Bey'in yaptıkları. Onun benzeri kahramanlar bu ülkede kesinlikle vardır. Her kentin bir Ahmet İzzet Bengüboz'u vardır. Ama onları ortaya çıkaracak aileleri, destekleyecek kurumlara ihtiyacımız var. Çünkü ben geçenlerde Kapadokya'da çok değerli bir fotoğraf ustasının oğlunun da vefatıyla arşivinin ne olduğuna dair soru işaretleri duydum. Aman bırakmayalım. Kayıt altına alınmayan belgeler hiçbir anlam ifade etmez. Hele bunların değerini bilemeyen, aktaramayan, farklı kuşaklara farklı şekilde aktaramayanlar çok ciddi yanlış yapıyorlar bence. Çünkü bir ülkenin geçmişi iyi bilmeden geleceğe köprü kuramazsınız. Yani ben 100 sene önce, 130 sene önce bu topraklarda yaşanmış, bu topraklardan çıkmış insanların öykülerini öğrendiğim süre içinde geleceğe daha emin bakabilirim. Artı bizden sonraki kuşaklara, çocuklarımıza, torunlarımıza da bunu yapmak bir borçtur. O yüzden ne olur Ahmet İzzet Bey gibi değerlerimizi tanıyalım, sahip çıkalım diyorum.